Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz yüzde problemlerine bomba gibi bir giriş yapmıştık. Şimdi sırada kar zarar problemleri var. Burada bazı temel kavramları öğrenmemiz lazım. Çünkü bu temel teknik isimler soru çözümlerinde karşımıza çıkacak. Öncelikle alış fiyatından başlayalım. Bir ürünün alış fiyatı, biliyorsunuz satış fiyatı nasıl belirlenir? Alış fiyatına belli bir miktar kar eklerseniz bu şekilde belirlersiniz. Yani toptancıdan ürünü aldığınızı düşünün. Bu alış fiyatınızdır. Daha sonra götürüp bunu satarsınız. Maliyet ve alış fiyatı genellikle aynıdır. Ancak maliyet dendiğinde bazı ekstra kavramlar da işin içerisine girebilir. Ne gibi? Toptancıdan gittin, sen bu ürünü işte 3 liraya aldın. Ama bunu paketledin, daha sonra 1 lira paketleme masrafın oldu. Dolayısıyla maliyetin 4 liraya çıktı. Alış fiyatı 3, paketlemeyle beraber maliyeti 4. Hatta bazen nakliye ücreti, depolama ücreti vesaire de gider. Maliyeti çok daha yükseltebilir. Böyle durumlarda maliyete kar ekleyerek satış fiyatını elde edersiniz. Satış fiyatı az önce söylediğimiz gibi maliyete belli bir miktar kar eklenir. Karın ne demek olduğunu zaten herkes biliyor. Ekstra kazanç bu ürünün satışında. Zarar da bunun tam olarak tersi. 10 liraya mal ettiğin bir ürünü 8 liraya satmak zorunda kalırsan neden böyle bir zorunluluk hissedersin? Çünkü depoda tutmak zorundasın sen bu ürünü, ama depoda tutarsan çok fazla kira ödüyorsun. 10 liraya aldım. Ben bunu depoda bir sene daha tutarsam bunun maliyeti bana 12 liraya çıkacak. Ben 8 liraya satayım da 2 lira zararla kurtulayım bu işin içerisinden diyebilirsiniz. Hatta yaz kış biliyorsunuz indirim sezonları buna göre ayarlanır. Kışlık ürünler kışın sonuna doğru neredeyse yarı fiyatına, hatta daha düşük fiyata satılır ki depoya gitmesin diye. Etiket fiyatını söyleyelim şimdi de. Etiket fiyatı genellikle satış fiyatıyla aynıdır. Ancak bazen etiket fiyatı üzerinden indirim yapılabilir. Yani 100 liralık bir ürün var ama etiket fiyatı 100 lira ancak satış fiyatı 90 lira olabilir. Neden? Kasada %10 indirim uygulandı denir. Peki indirim ne olduğunu da söylemiş olduk ve iki tane kavram kaldı. Komisyon ve iskonto. İskonto gene indirim olarak düşünülebilir. İndirim yapılmış hali. Size %10 iskonto yapıyorum buradan diyebilirsiniz. Yani %10 indirim yapıldım. Komisyon ise genellikle aracı kurumun ya da aracı şahsın aldığı paradır. Emlakçılıkta Türkiye'de çok kullanılır. İşte bu evin satış fiyatı 1 milyon lira ya da 1000 lira neyse, ama benim %3 komisyonum var der emlakçı size. Yani 1000 liraya bu evi alırsan 30 lirada ona komisyon parası ödeyeceksin. Ekstradan bunu düşünmek zorundasın. Kavramları öğrendik. Hadi sorulara bakalım. 800 liraya mal edilen bir ürünün %30 karlı fiyatı ile %10 indirimli fiyatı arasındaki fark nedir? Bakın, mal edilmiş fiyatı 800 lira. %30 kar olacaksa demek ki %30 arttıracağım. O zaman bunu 130 bölü 100'le çarparım. %10 indirim yapılacaksa %10'u giderse %90'ı kalır. Hatırlayın yüzde problemlerinden %90'ını alırım. Neden direkt böyle yazdım hesaplamadan? Çünkü aradaki farkı direkt olarak çıkartabiliriz. 130 bölü 100'den 90 bölü 100'ü çıkardığınızda 800 çarpı 40 bölü 100 olur. 2 sıfır gider, 2 sıfır gider. Sonuç 320 olacaktır. Şöyle bir mantık da kullanabilirsiniz. %30 karlı fiyatla %10 indirimli fiyat arasında %40'lık bir dilim var. Demek ki ben 800'ün %40'ını hesaplayacağım. Hızlı mı gittim biraz? Sanırım mantığını anladınız ama ben biraz daha yavaşlayayım yine de. Peki, burada bir problem yok sanırım. Devam edelim. Bir ürün %40 karla satılırken satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılıyor ve 224 liraya satılıyor. İki tane yöntem göstereceğim. Bizden maliyetini istiyor bu arada. Birincisi, ürünün fiyatını x lira diyelim. %40 kar ile satılırken x'i 140 bölü 100 ile çarparım. Neden? %40 kar eklemiş oldum böylelikle. Daha sonra %20 indirim yapılacak. Artık satış fiyatı bu. Bunun üzerinden %20 indirim yapacaksam 80 bölü 100 ile çarparım. Öyle değil mi? İşlemi yaptığımızda hoppacık hoppacık içi dolu turşucuk. 80 ile 32 daha 112x bölü 100 eşittir 224 bölü 1. Şu ikisi de sadeleşir 2. İçler dışlar çarpımından bu ürünün maliyeti, ki biz x'e maliyet demiştik, 200 lira çıkar. İkinci bir yöntem ise yüzde problemlerinde, kar zararlarda gene sıklıkla kullandığımız bir yöntem. Ben bunu tavsiye ederim ama bazen tıkandığı yerlerde oluyor. Ama lütfen ikisinin de mantıklarını anlamaya çalışın. Çünkü ezber yaparak işin içerisinden çıkamazsınız. Ürünün maliyetine 100x diyeceğim. Böylelikle oynamalar çok daha rahat olacak. %20'si mi? 20x. %30'u mu? 30x gibi. Şimdi %40 artacak. 100'ün %40'ı 140 değil midir? Hop. 140x oldu satış fiyatı. Ama şimdi bu satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapacağım. Buradan 20x çıkarmayın. Buradan 20x çıkartırsanız maliyetin %20'sini indirmiş olursunuz. Halbuki satış fiyatının %20'sini düşüreceksiniz. Bu durumda bunu 80 bölü 100'e çarpmanız gerekiyor. Yani yine az önce yaptığınız gibi %20'si trim. Şimdi cevap 224'e mi eşit olacaktı? Gene sıfırlar gider. Buradan 112x eşittir 224. X 2 çıkar. Maliyeti kaç liradır diyor. X yerine 2 yazarsak yine cevap 200 olacak. %20 zararla 160 liraya satılan bir ürün %40 karla kaç liraya satılır? Maliyetine x diyelim. %20 zararlı hali 80 bölü 100 katı olmaz mı? Bu 160'a eşitmiş. Buradan hoppacık hoppacık 8x eşittir 1600, x eşittir 200. Öğretmenim şurada 80 ile 160 sadeleşmez miydi? Evet, sadeleşirdi. Onu da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ürünün maliyetini buldum. %40 karla ne kadara satılacağını bulacağım. 200 liraya %40 kar ekliyorum. %40 kar ekleyeceksek %100 kendisi. %40'da artış var. Hop 2-0 gitti. Hop 2-0 gitti. Cevap 280 olacaktır. Çok güzel. Şimdi işlemler genellikle sayılarla olduğunda zorluk yaşamıyoruz da maliyeti x lira olan, maliyeti 3A lira olan 5 tane ürün gibi şeyler söylediğinde öğrenciler birazcık kafa alıyor. Şimdi maliyet artı kar eşittir satış fiyatı. Ama tekrar bir hatırlatma yapayım. Bu maliyet alış fiyatı olarak da verilebilir ya da satış fiyatına etiket fiyatı olarak da yazılabilir. Çünkü genellikle etiket fiyatı ile satış fiyatı aynıdır ya da genellikle maliyetle alış fiyatı aynıdır. Ama ekstrem durumlar olduğunu en başta söylemiştim. Ya da diğer bir düşünce, satış fiyatından alış fiyatını çıkartırsanız karı ne yaparsınız? Bulursunuz gibi bir sürü kavramla karşılaşacağız. Şimdi 5 tanesini x liraya almış bir ürün x bölü 5 liraya gelmez mi? Evet, bakın bu maliyet. Satış fiyatı da 6 tanesini 3x liraya satmış. 6 tanesini, mesela 6 tanesini 60 liraya satsa tanesi 10'a gelmez mi? Nasıl buluyorsunuz? Dikkat edin. 6 tanesi 60 liraysa 60'ı 6'ya bölersiniz değil mi? Mantıken. Burada da yapacağınız aynı. 6 tanesini 3x TL'ye mi satacak? O zaman 3x'i 6'ya böleceksiniz satış fiyatını bulmak için. 3x bölü 6. Bu satış fiyatı. Maliyet hesaplarında bir diğer durum neydi? Şurası 100 oluyordu. Şurası da 100 artı kar. Mesela %20 kar mı diyor. Burayı 120 bölü 100 yapıyorduk ve bize satış fiyatını veriyordu. Az önce yaptığımız işlemler hep buydu. O zaman bu mantığı kullanacağım. Diyeceğim ki maliyeti x bölü 5. Yüzde bilmem kaç kar. Hadi A diyelim buraya. Satış fiyatı da 3x bölü 6 oldu. Şimdi şu x'i gider. 2. Şu x ile şu x gider. A bölü 500. Bakın ne bulacağım? 1 bölü 2'den A eşittir 250. Yani şurası 250. Eğer burası 250 ise %250 kar mı diyoruz? Lütfen dikkat edin. Hayır. %100 zaten kendisi vardı. Karı üzerine ekliyorduk değil mi? O zaman %150 kar olur. Tekrar ediyorum. Buraya ben A dedim ki sizden de bunu da istiyorum. Genellikle çok fazla terim girerse kafa karışıyor çünkü. Buraya A dedim ve A'yı hesapladım. Demek ki ben burada kar oranını hesaplamak için 250 bölü 100 yazmışım. 250 bölü 100 yazdıysam oraya kar oranı %150'dir. Buna dikkat edeceksiniz. Evet. Bir ürünün etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yapılırsa kar oranı %40 oluyor. Buna göre bu ürünün indirimsiz kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi ürünün normalde maliyetine 100 lira diyelim. Anlaştık mı? Maliyeti 100. Etiket fiyatını bilmiyorum. Diyelim mi buna? Bakın. Şimdi bunun üzerinden %30 indirim yapacağım. O zaman ben bunu 70/100 ile çarpmalıyım. %30 indirimimi yaptım. Adam diyor ki bu neye eşit biliyor musun? %40 karlı haline. Ürün 100 liraydı maliyeti. %40 kar olursa demek ki maliyetinden %40 fazla 140 liraya gelir. Etiket fiyatından %30 indirim yaptım ve ürün %40 kar elde ettirdi bana. O zaman etiket fiyatı nasıl belirlenmiş bakalım. Buradan 70 ile 140'ı sadeleştirebilirim. 2 olur burası. Buradan 200 çıkar. Demek ki ben 100 liraya mal ettiğim bu ürünü 200 liraya satıyormuşum. 100 liraya mal ettiğini 2 katına satarsan kar oranın %100'dür. Yani indirimsiz olarak düşündüğümüzde %100 kar var. Evet, şekildeki ceket ile pantolon ayrı ayrı satıldığında altlarında yazan fiyattan satılıyor. Takım olarak satıldığında 300 liradan. Satıcı bu iki ürünü 250 liraya mal etmiştir. Buna göre takım olarak sattığında kârdaki azalma oranı yüzde kaçtır? Kârdaki azalma oranı yüzde kaçtır? Bir dakika. 250, 125, normalde 375 liraya satıyor. Ayrı ayrı satarsa. Ancak takım olarak satarsa 300 liradan satıyor. Yani 75 lira bir eksiklik var. Öyle değil mi? Ancak bu ürünün kârı, bakın kârdaki azalma oranını soruyor. Bu ürünü 250 liraya mal etmişse burada 50 lira kazanacak. Burada 125 lira kazanacak. Kârını 125'ten 50'ye düşürmüş oluyor bu adam takım olarak satarsa. Tekrar açıklayalım. Maliyet 250. Takım olarak satarsa 300'e yani 50 lira karla. Ayrı ayrı satarsa 375'e yani 125 lira karla satıyor. Yani böyle satması daha karlı. Ancak böyle sattığında karda azalma var. Dikkat edin azalmaya. 125'ten 50'ye düşmedi mi? Yani 75 liralık bir azalma var. Fakat kârdaki oranını sorduğu için 125'te 75 ise %x'tir diyeceğiz. Yani 125 liralık kârdan 75 lira azalıyorsa yüzdesini hesaplamak için 100 liralık kârdan kaç lira azalır bunu hesaplayacağız. Sadeleştirelim. 25/5, 25/4. İşler dışarı çarpımı yapalım. 5x eşittir 100 değil tabii ki 300 olacaktır. X eşittir 60 olur. Buradaki azalma oranı maliyete göre yüzde kaçtır? Satış fiyatına göre yüzde kaçtır gibi kafa karıştırıcı kavramlar gelebilir. Dikkat edin. Çok güzel bir soru yine. Etiket fiyatının %60 eksiğine alınan bir mal yine etiket fiyatının %30 eksiğine satılırsa kar oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Her seferinde farklı teknikler kullanıyoruz aslında ama hep aynı çevrede dönüyoruz. Karı nasıl bulurum? Maliyet üzerine kar ekleyerek satış fiyatını nasıl elde ederim? Yani problemlerde ezber yoktur. Doğru ama belli bir mantık vardır. Gidip de bunu bir hız problemi gibi çözmüyorum ben. Öyle değil mi? Kar zarar mantığını bilerek hareket ediyorum. Şimdi buradaki olay. Etiket fiyatının %60 eksiğine alınmış, %30 eksiğine satılmış kar oranı. Şimdi mağazaya geldiniz. Ürünün üzerindeki fiyat 100 lira. Ama bu %60 eksiğine alınmış. 100 liranın %60 eksiği kaç olur? 40 olmaz mı? %60 çıkartırsanız. Satarken de %30 eksiğine satılmış. O nasıl sesli ben de bilmiyorum. %30 eksiğine satılmış. 100 liranın %30 eksiği 70. O zaman aslında olay şu. Bu maliyet, bu satış fiyatı, bu etiket fiyatı. Siz mağazada 100 lira görüyorsunuz. Çizgi atılmış 70 lira. Wow, süper indirim var. Halbuki o adam onu kaça mal etti? 40 liraya. Peki bu durumda 40 liralık bir ürünü 70 liraya satıyorsa yüzde kaç karı vardır? 40 lirada 30 lira kar elde ediyorsa, çünkü satış fiyatından maliyeti çıkartırsanız karı bulursunuz. 40 lirada 30 lira kar elde ediyorsa 100 lirada x lira kar elde eder. 40x eşittir 3000'den özür diliyorum. X eşittir 75 olacaktır. Hoppa. Yine çok güzel bir soru, yine çok güzel bir mantıkla çözeceğiz. Bir mağaza ürünlerinde %10 indirime giderse satışlar %20 artıyor. Buna göre günlük kar zarar oranı ne şekilde değişir? Mağazalar bunu sürekli kontrol etmek zorundalar. Yoksa farkında olmadan sürekli zarar edebilirler. Tabii biz bunu şöyle çözeceğiz. Ben bu mağazanın kasasına her gün 100 lira girdiğini düşünürsem işlemlerim çok kolay olur. Bunu da nasıl yaparım? Mağaza 10 liradan satıyor ve 10 tane ürün satıyor her gün. Dolayısıyla kasasına 100 lira giriyor. Değer veriyorum çünkü burada bir orantı var zaten. 10 liradan 10 tane ürün sattı. Hop %10 indirime gitti. Ürünler artık 10 liradan değil 9 liradan satılıyor. Fakat ürün sayısı %20 arttı. 10 tane değil 12 tane satıyor. Öyle değil mi? 10 lirayı %20, 10 taneyi %20 arttırırsanız dikkat edin. Kaç olacaktır? 12. Ve kasasına her gün 108 TL'ye girmeye başlıyor. Gördünüz mü? 100 lira giriyordu. Artı 8 lira daha giriyor. %8'lik bir artış var. Doğru yoldan gidiyorsun. İndirime devam. Yine güzel bir soru. Yavaş yavaş hileli sorulara başlıyoruz. Bir toptancı aldığı ürünlerin %40'ının defolu olduğunu fark ediyor. Bu toptancı defolu ürünleri %10 zararla, geri kalanı ise %40 kar ile satarsa tüm satışta elde edeceği kar oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar bu adamın 100 tane ürünü olduğunu düşünelim yine ve tanesini 100 TL'ye mal etmiş olsun. İşlemi kolaylaştırmak açısından 10 tane ve 10 liradan da diyebilirsiniz. Hiçbir şeye fark etmez. Hatta öyle yapalım. Eğer kafanız karışmasın diye istiyorsanız. 10 tane ürün var 10 TL. Neden 100 tane dedim az önce onu da söyleyeyim. Bazen %35 falan diyor ya. Rasyonellikle karşılaşmayın diye. 10 tane ürün var 10 liradan. Yani normalde bu adamın maliyeti 100 lira. Doğru mu? Şimdi nerede? %40'ı defolu. Yani 4 tane ürün defolu. Demek ki 6 tane ürün sağlam. Bu defolu ürünleri %10 zararla satıyor. 10 liraya mal etmişti. %10 zarar. 9 liradan satacak. Geriye kalan 6 tane ürünü ise %40 karla. Yani 10 liraya mal etti ama 14 liraya satıyor. Hesaplarsak toplam cebine ne kadar girdi? 36 lira buradan, 60, 24, 84 de buradan 120 TL'ye girdi. Bakın bu adamın maliyeti ne kadardı tüm bu ürünler için? 100 liraydı. Ama cebine ne kadar girdi? 120 lira. O zaman bu adam %20 karda şu anda diyebiliriz. Güzel, çok güzel. Burada biraz açıklama yapmam lazım. Çünkü rasyonel işlemlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Arkadaşlar 10 tane yumurta var elinizde. Tanesini 1 liradan aldınız. Hop 2 tanesi kırıldı. Hatta 5 tanesi kırıldı. Zarar etmemek için diğerlerini tanesi kaç liradan satmanız gerekir? Düşünün. 10 tane yumurta vardı. 5'i gitti. 5 tanesi kaldı. 2 liradan satmam gerekir. 5 kere 2 10. Sayısal işlemler kolay olunca böyle. Ama mantık olarak düşünürsek şöyle. Sağlam yumurtalara diğer yumurtaların fiyatlarını bindirmem lazım. Bu durumda 10 yumurtadan 8'i kırıldı. 2 tanesi mi kaldı? O zaman özür diliyorum. 2 tanesi kırıldı. 8 tanesi mi kaldı? Bu 2 tanenin fiyatını bunlara bindirmem gerekiyor ki ne yapayım? Zarar etmeyeyim. En azından maliyetimi karşılayayım. Dolayısıyla 10 yumurtadan 8'i sağlam, ikisi kırık olursa 1,25 liraya düşer. 1,25 liraya yükselir. Aslında olay şu. Bu tarz sorularda çürüyen, kırılan ürünlerin maliyetini sağlam olan ürünlere bindirmeniz lazım. Bu da çürükler bölü sağlamlar formülünü ortaya çıkartıyor. Maliyet ne oranda artar derse daima bunu yapacaksınız. %35'i yangında kayboldu mu? 35 tanesi gitti. Geriye ne kadar kaldı? 65 tane. Bu 35 tanenin parasını 65'e bölerek onlara eklemem gerekiyor ki zarar etmeyeyim. Bu kadar. Çürükler bölü sağlamlar mantığı da buradan geliyor. Sadeleştirin 7/13. Maliyet 7/13 oranında artacaktır. Bu kadar. Gayet basit bir mantık. Bence eğlenceli de. Pardon. 600 liraya satılan bir televizyon 540 liraya satılarak maliyetine göre %15 daha az kar elde ediliyor. Buna göre bu televizyonun maliyeti. Şimdi maliyetine göre %15 daha az demiş. 600 liraydı, 540'a satıyordum. Aradaki fark 60 TL. He, demek ki bu 60 TL maliyete göre %15 daha az satılmasına sebep oluyor. Demek ki maliyetin %15'i bu. Maliyet çarpı 15 bölü 100 eşittir 60 diyerek maliyeti hesaplayabilirim. 1, 4, içler dışarı çarpımı yaparsak maliyet 400. Demek ki bu ürünün maliyeti 400 lira. 600 liraya satılsaydı kar oranı yüzde kaç olurdu? Onu sormuyor, farkındayım ama biz söyleyelim. 400 liralık ürünü 600 liraya satarsanız 200 liralık bir kar yok mu? 400'de 200, %50 derdiniz. Devam edelim. Yine çok güzel bir soru. X tanesi 4x artı 70 TL'den alınan ürün 2x tanesi şu kadara satılarak %40 kar elde ediliyor. 5 tanesi 3 liraya alınırsa 3 bölü 5 bir tanesinin fiyatını verir. Yani ne yaparsınız? Parayı adede bölersiniz. Burada da aynı. X tanesi 4x artı 70 liradan mı alınıyor? 40x artı 70 para adet. Para bölü adet bana neyini verecek? Bir tanesinin maliyetini. Satış fiyatına baktığımızda ise 100x artı 280'i kaça bölmem gerekiyor? 2x'e. Neden? 2x tane ürün var ve toplamda bu kadara satılmış. Toplam parayı adede bölersem bir tanesinin satış fiyatını bulurum. Ama bu satış fiyatı maliyete göre yüzde kaç karlı? 40. Çarpı 140 bölü 100 o zaman burada var. Maliyet çarpı 140 bölü 100 eşittir satış fiyatı. Bu kadar. Hoppacık, hoppacık. Bunlar gitti. Şu sıfırı götürelim, sadeleşsin. Şu sıfırı sadeleştirmek isterseniz bir şunu götüreceksiniz. 10 parantezine alınarak yapılır. 2'yi de karşıya atalım. Şu 14 ile çarpılsın şimdilik. 4x artı 7 çarpı 28 olacak. Eşittir 100x artı 280. İşlemi yapalım artık. 28'i 4x'e çarparsak 56, 112x artı 7 çarpı 28. Bunu birazdan sadeleştirebilirim gibi geliyor. 100x artı 280 yani 10 çarpı 28. Evet, sadeleştirebilirmişim. 100x'i bu tarafa atalım. 12x. 7, 28, 10, 28. 10 tane 28'den 7 tane 28 çıkartırsam 3 tane 28. 3'e böl 4, 3'e böl 1, 4'e böl 7. X kaç olacaktır? 7 benden istediği o. Evet. Bir satıcı 3 tane ürünü aşağıdaki gibi satıyor. İlk ürünü %25 kar ile. Buna ilk ürüne X diyelim. %25 kar ile 125 bölü 100. 375 liraya. 125, 320 bu 3'tür. Bu 1'dir. X buradan 300 çıkar. İlk ürünün maliyeti 300. %25 kar elde etti. Ben şimdi soruyu okumadım ya, bir an ona takıldım ne istiyor diye. Buna göre bu satıcının satışlardan elde ettiği kar zarar durumu nedir? Çok güzel. Yani bu ürünün fiyatı aslında 300 ama 375'e sattı. Devam ediyorum. İkinci ürünü %15 kar ile 460 liraya. İkinci ürüne Y diyelim. %15 kar 115 bölü 100 460. Dikkat ederseniz oran 4 katı. Y buradan 400 çıkar. Yani 400 liralık ürünü 460 liraya sattı. Devam ediyoruz. Üçüncü ürünü Z'yi %20 zarar ile 80 bölü 100 240 liraya. 1, 3, Z buradan 300. Yani maliyeti 300 ama kaç liraya satmış? 240. Diyor ki son durumda kar zarar durumu oranını da sormuyor. Bu ürünlerin toplam maliyeti 1000 lira. Dikkat ederseniz. Ama toplamda satış fiyatı burası 5, 10, 17. Elde var 1. 7, 9, elde 1 var da 10. Satış fiyatı 1075 lira olmuş. Dolayısıyla bu üründen 75 lira karı vardır diyebiliriz. Güzeldi. Evet. Hileli bir soru daha. Bir ürünü %25 karla satan bir tüccar terazisinin %20 eksik tarttığını fark ediyor. Buna göre tüccarın ürünü satışında elde ettiği kar zarar oranı nedir? Arkadaşlar süte su katacaklar, odunları ıslatacaklar, kömürleri ıslatacaklar, daha ağır gelecek. Bu tarz sorularda hiçbir zaman yine ezber metotları kullanmayın lütfen. mantığımızı kullanalım. Yani olayı yaşayan kişi gibi hayal etmeniz gerekiyor. Bu hayal etmeyi yaşamazsanız gerçekten ezberleyecek ve bir müddet sonra farklı sorularda işin içerisinden çıkamayacaksınız. Hadi şimdi kendimizi olayı yaşayan kişi gibi düşünelim. Ben tüccarım. %25 karla satıyorum. Ama terazim %20 eksik tatmış. Yani ben aslında 100 liralık diyelim ki 100 gramı 100 liraya satıyorum. Maliyeti bu diye da 100 TL diyelim. 100 gramlık ürünün maliyeti bana 100 TL'ydi. Dolayısıyla 100 bölü 100 gramdan bir birim geliyor. Farkında mıyız? Tamam. Şimdi %25 karla satacağım ya, ben 100 gramını 125 TL'ye sattığımı düşünüyorum. Doğru. Böylelikle %25 kar elde ettim diye sırtıma yaslandım, seviniyorum. Ama terazim %20 eksik tartmış. Yani aslında orada 100 gram yok. X gram var. %20 eksik tartmış ve ben bunu 100 gram zannediyorum. Bakın X gram var orada. %20 eksik tarttı ve ben bunu 100 olarak gördüm. Öyle değil mi? Hesapladığımızda 12,5 2 bölü 4 5, yani hesapladım kafadan ama 125 burada göstermem lazım. Aslında orada 100 gram değil de 125 gram olduğunu öğrendim. Ve ben diyorum ki 125 grama 125 grama satmışım ben. Benim maliyetim zaten 100 gramı 100 liraya almamış mıydım? 125 gram 125 liraya alınırdı zaten. Ne kar var ne zarar var. Dolayısıyla burada kar zarar oranı, kar da yok, zarar da yok diye cevaplanacak. Umarım anlamışızdır. Çünkü bu tarz sorular çok ince düşünceleri gerektirir. Lütfen, lütfen, lütfen çok dikkat edin. Semih Bey maliyeti 100 lira olan bir ürünün fiyatını 160 lira yapıyor. Ancak satışlar azalınca fiyatını 120 liraya düşürmeye karar veriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisini veya hangilerini yaparsa ürünün fiyatı 120 liraya düşer. Maliyet 100 lira. 160 liraya satıyor ama 120 liraya düşecek. Maliyete göre %25 indirim. Hemen şöyle yapalım ilk önce. Maliyet 100 yazılsın. 160'tan 120'ye düşüneceğim. Maliyetin %25'i 25 liradır. Bu yanlış. Bir işime yaramaz. Çünkü 160'tan 120'ye düşürmez. Satış fiyatına göre %25 indirim. Satış fiyatı bu değil mi? 160. Bunun %25'i yani 4'te 1'i 40'tır. Evet, bu olabilir. 40 lira düşürürse bu fiyata gelecek. Bu doğru. Maliyete göre %40 indirim. Evet. Maliyet 100 lira. 40 lira indirirsen 120 liraya düşürürsün ürünün fiyatını. Bu da doğru. Doğru cevap 2 ve 3 olacak. Yine güzel bir soru. Yine hileli bir soru. Bir tüccar litresini 4 liraya aldığı süte %20 oranında su katıyor. Suyun litresinin maliyeti yarım lira. Bu tüccar karışımın litresinden %20 kar sağlamak istediğine göre satış fiyatını kaç lira olarak belirlemelidir? Şimdi bakın, adım adım yazayım. 1 litre ne kadar aldım? 4 TL. %20 oranında su kattım. 1 litreye %20 oranında su kattım. 0,20 litre. Peki bunun maliyeti ne kadar oldu bana? Şimdi suyun litresinin maliyeti yarım lira. Yani 0,5 lira. Ama bu 1 litrenin 5'te 1'i değil mi? Evet. 1 litrenin 5'te 1'i ise bunun da 5'te 1'i kadar maliyeti olacak. 0,1 TL 1 litre suya katılan maliyet. Yani 1,2 litre bir karışım var şu anda elimde ve maliyeti 4,1 TL. Söylenen bu. Adam diyor ki bu tüccar karışımın litresinden %20 kar sağlamak istiyor. Şimdi elimde 1,2 litre karışım var ve fiyatı 4,1 litre. Ben 1 litresinin fiyatını nasıl hesaplayabilirim ki buradan? Çok basit. Bakın 4 mesela atıyorum 8 TL ve 2 litre. 2 litresi 8 TL ise 1 litresi kaç liradır? 8'i 2'ye bölersin değil mi? Yani parayı miktara bölersin. Burada da aynısı. 4,1'i 1,2'ye böleceksin. Şu anda 1 litrenin maliyeti bu. Anlaştık mı? Bakın 8 litreyi, özür diliyorum, 8 TL'ye 2 litre olursa 1 litrenin fiyatını bulmak için fiyatı birime bölüyorsunuz. O zaman burada da aynısını yapacaksınız. 4,1 lirayı birime böleceksiniz. Şu anda 1 liranın 1 litrenin maliyeti bu. Ama %20 kar mı sağlayacaksınız? Çarpı 120 bölü 100 olacaktır. Bu gidecek. Bunun çarpımı, dikkat edin, 12. O da bunu götürecek. 4,1 TL. Adam 4 liraya sütü aldı. İçine su kattı. Evet. Bunun litresini 4,1 liradan satarsa %20 kar sağlayacak. Bazı öğrenciler şuna itiraz edecek eminim. Hocam ama maliyeti zaten 4,1 lira. Evet ama dikkat edin, 1,2 litrenin maliyeti oldu. Biz 1 litreden bahsediyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu ayıraca dikkat edin. Evet, kitabımızdan bir soru. Şekilde tartılarda, birinci tartıda yaş üzüm 10 kilogram. İkinci tartıda bu üzüm kurutulup tartılmıştır. Tamam. Buna göre kilogramı 10 lira olan 15 kilogram yaş üzüm kurutulup %20 kar ile satılmak istenirse kuru üzümün 1 kilogram fiyatı kaç lira olmalıdır? Şimdi 15 kilo yaş üzüm aldık. Kilosu 10 liradan 150 TL ödedik. Doğru mu? Dikkat ederseniz 10 kilo 8 kiloya düşmüş. O zaman 15 kiloyu kuruttuğumuzda bunun yarısı kadar fazla, bunun da yarısı kadar fazla olacak. 12 kilograma düşmeyecek mi? Bu önemli. Yani %20'si gitti. Öyle de hesaplayabilirsiniz. 10 kilogram yaş üzüm 8 kilograma düşerse 15 kilogram yaş üzüm kaç kilograma düşer deyip bir orantı da kurabilirsiniz. 12 kilogram kuru. Şimdi elimizde 12 kilogram kuru üzüm var. 12 kilogram kuru üzüm. Bunu yazalım unutmamak için. Adam diyor ki ben %20 kar sağlamak istiyorum. Senin maliyetin 150 liraydı. %20 kar sağlayacaksan bunu 120 bölü 100 ile çarpalım. Ne kadar kazanman gerektiğini hesaplayalım. 180 lira kazanman gerekiyor. Peki elinde ne kadar ürünün var senin? 12 tane. 180 lira kazanmak için bu 12 tane ürünü kaç liradan satmam lazım? 180'i 12'ye böl, tanesini 15 liradan. Yani kilogramını 15 liradan satmam lazım. Eğer kilosunu 15 liradan satarsam %20 oranında kar elde edeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, karşınıza kar zararla ilgili çıkabilecek örnekleri açıkladık. Farklı soru tarzlarıyla mutlaka karşılaşacaksınız bizim kitaplarımızda, farklı kitaplarda, ama unutmayın teknikler hep aynı şekildedir. Lütfen olayları kafanızda canlandırın. Aksi takdirde ezbere gidersiniz. Ezberde bir müddet sonra unutulur. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.